Bugün imar barışı mağdurları olarak toplanma sebebimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında çıkarılan imar barışı yasasının uygulanmasından sonra çektiğimiz acıları yetkili ve etkili kişilere duyurmaktır. Bizler bu kapsamda kendi ecdadımızdan kalan mülkler ve yapılar üzerine barınmak için kendi yuvalarımızı alın terimizle yaptık. Devletin ve başkasının arazisini işgal etmedik. Kamuyu da bu noktada asla zarara uğratmadık. Devletimizin çıkarmış olduğu imar yasasına dayanarak E-Devlet üzerinden başvurumuzu yaptıktan sonra bize tahakkuk ettirilen ücreti devletimizin kasasına yatırdık. Bir iki gün içinde de ilgili bakanlık bizlere yapı kayıt belgelerini verdi. Bu belge ile evlerimize elektrik, su, doğalgaz aboneliğini bağladık. Kırsal kesimlerde, yol olmayan yerlere de yol açma çalışmaları yaptık. Evlerin boya, badana, sıva ve bunun gibi her türlü eksiklerini giderdik. Tabii. Bu arada dünyayı yakıp kavuran pandemi süreci başlar, insanlar ekonomik ve psikolojik olarak zor duruma düşer. Kırsal kesimlere akmaya başlarlar. İşte tam bu sırada aylar yıllar geçtikten sonra kayıt bölgemize onay veren ilgili bakanlığın bizzat kendisi verilen hakları alınamayacak ürün çiğneyerek haksız yere yapı kayıt belgelerimizi iptal etmiştir. Bu iptallerden sonra mağduriyetimiz yıkımlar, para cezaları, mahkemeler ve devam etmiş imar cezaları, gelen yıkım tebliği insanların hem ekonomik hem psikolojik olarak çok yıpratmış ve yıpratmaya devam etmektedir. Yetkililere şu soruyu sormak istiyoruz. Başvuru sırasında ilgili bakanlıkça hiçbir şekilde kontrol ve denetim yapılmayan, bu kadar ağır cezai müeddeleri olan ve yasayı uygulanırken vatandaşın bilgilendirilmesi gerekli kontrollerin yapılması, yanlışlık varsa vatandaşın uyarılması ve sonra belgelerin verilmesi veya uygun değilse iptallerin yapılması gerekmez miydi? İmar barışının bu başvuru ve ödeme tarihlerinin iki defa uzatılması yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Şöyle ki ödeme ile başvuru süresi uzatılınca 31.12.2017 tarihinin de uzatıldığı doğal olarak düşünülmüştür. Bakanlığın imar barışı reklam filminde ve tanıtım broşürlerinde de 31.12.2017 tarihi vurgusu asla yapılmamıştır. Acaba Türkiye'nin her ilinde böyle mağduriyetler yaratan bu ihmaller zinciri sizce normal midir? Yalan beyan nedeniyle hakkımızda suç duyurusu yapıldı, ancak savcılarımız bu suçun oluşmadığı beyan ederek takipsizlik kararı vermişlerdir. Bu bile yasanın bir eksikliği, yanlış anlaşılmalara kapı araladığı ve hukuka aykırı uygulamaların delili ve göstergesidir. Bizler bu acıların son bulması için her platformda devletimizin ilgili kurumlarında çağrıda bulunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na platform başkanımız Sayın Gülbeyaz Kürklü adına dilekçe yazıp on binlerce kişinin imzasıyla bunu taşlandırdık. CİMER'e aynı şekilde dilekçeler yazdık. Ulaşabildiğimiz siyasilere derdimizi anlattık ama bir türlü çözüm bulunmadı. Çözüm yolunda şu ana kadar en somut adım, biz İmar Barışı Mağdurları Platformu'nun derdini dinleyen değerli bir siyasi partinin liderimizin meclise sunmuş olduğu yasa tasarısı teklifi olmuştur ki teklif neden bir türlü görüşülmüyor, hala bunu anlamış değiliz. Şunu ısrarla vurguluyoruz ki bizler rantçı değiliz. Çoğumuz emekli, kendi yuvasının derdinde olan dar gelirli insanlarız. Bazılarımız belgelerin iptal edilme haberini muhtar yazısıyla öğrenmiş, orta ve ileri yaşta olup bir kısmımız ise son başvuru süresini gün farkıyla kaçırmış veya ücretini maddi imkansızlıklar yüzünden o an ödeyememiş dar gelirli insanlarız. Amacımız tüm siyasi partilere, milletvekillerine,
devlet kurumlarına, basın kuruluşlarına sesimizi duyurarak yaşadığımız bu sıkıntılara bir an önce çözüm bulunması için elimizden geleni yapmaktır. Bizler devletimizi seviyoruz, devletimizden çözüm bekliyoruz. Kendi tapulu yerimizde bulunan imar barışından faydalanıp yapı kayıt belgesi aldığımız yuvalarımız için alınan yıkım kararları durdurulmalı ve hakkımızda açılan davalar, cezalar iptal edilmeli. Ve yeni düzenlemeyle bu yaşanan sorunlar çözülmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. İmar Barışı Mağdurlar Platformu Bursa üyeleri olarak buradan bilgi vermek istiyoruz.